sevgili seyircilerimiz, bütün terazilerin doğum gününü kutlayarak bu hafta teraziler ne yaşayacak diye yıldız haritasını, daha doğrusu yıldız tablosunu getiriyoruz ekrana. Aşk, gördüğünüz gibi boğaların, bizimki, benimki de böyleydi. Üzülmeyin. Bunu nasıl 5 yıldız yapacağımızı konuşacağız şimdi. Sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Nuray'cığım, terazilere şöyle tek tek uyarılarını verir misin? Şimdi Nurcuğum, terazilerin eğitim, hukuk alanlarına yoğunlaşması olası. Hı-hı. Açıklamalarını hemen yapacağım. Her konuda net olmalısınız demişim. Hı-hı. Aynı zamanda aşk hayatınızda son pişmanlık fayda etmez. Şimdi Dolunay'ın Koç burcu haftası. Evet, hafta sonu Plüto, Satürn gerilemesini bitiriyor. Hepimizin içini dışına çıkardı. Bu gezegen gerilemeleri. Hakikaten ya, hakikaten of çıkardı. Yani. Yani ben bile bir ara böyle yapıyordum. Ay, artık neyle yüzleşeceğim? Neyi görmedim de göreceğim? Dediğim anlarım oldu. Ama şimdi hepsini gördük, bitti. Şimdi nasıl bir süreçteyiz biliyor musunuz? Sabrettik, dua ettiysek, şimdi arkamıza yaslanıp seyretme zamanındayız. Teraziler için mi konuşuyoruz, evet, bunu? Teraziler için konuşuyorum. İnzivaya çekilme haftasındalar. Aa, Bu ne güzel. hafta özellikle gezegenlerin konumu ve kombinasyonu terazilerin bireysel yaşamında, hayatlarında öyle bir dönüşüm, öyle bir değişim süreci başlatıyor ki, çok çoğul yaşadılar, çok fazla kaosların içerisinde bulundular ama şimdi kendilerini uzun bir süredir çekemedikleri sakinliğe ve inzivaya çekebilecekler. Bu Güzel. inzivaya çekilmeye müsaade edip izin verdiğiniz takdirde ruhsal dinginlik, yaşamsal enerjinizin de yükselmesine olumlu yönde etki edecek. Haftanın tamamı kendi içinizde bazı konuları tartarak, düşünerek, dengeleyerek, Salı günü Mars ve Satürn'ün yapacağı açı ile ikili ilişkilerde sorunlar, ilişkilerin dinamiklerinde kaoslar, hı hı, tartışmalar etkisi oluşturabilir ve sorunlara açık olabilirler. Şimdi bir evliliğiniz, süregelen bir birlikteliğiniz, bir beraberliğiniz varsa, aşk hayatınızda son pişmanlık fayda etmez demeyi hatırlatıyorsanız kendinize, partnerinizin sorunlarını, hatalarını, yanlışlarını gördüğünüz takdirde öfkeli konuşmalar yaparak, eğer ayrılığa hazır değilseniz dikkatli konuşun. Tedbirli davranışlar içerisinde olmaya ve bulunmaya özen gösterin. Yani terk edilmek istemiyorsanız, ilişkide ayrılığa hazır değilseniz dikkatli ve tedbirli davranışlar içerisinde olarak konuşmalar yapın. Yoksa, yani terazi bu hafta terk edilmek istemiyorsa susmalı. Susmalı. Çünkü karşı tarafa bilinçli ve dengeli davranmadığı takdirde karşı tarafın eyvallahı olmayabilir. Hı-hı. Hadi yolun açık olsun diyebilir. 3 gün sonra sabah kalktığında da bir terazi, ah ben bu konuşmaları nasıl yaptım niye diye yaptım, pişmanlık yaşayabilir. Niye dememek için düşünerek yol almak gerekiyor. peki. Kesinlikle. Aynı zamanda öyle bir süreçteler ki Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle uzun zamandır yapamadıkları işlerinde, ilişkilerinde hafta sonu itibariyle, hafta sonuna kadar dikkat ettikleri takdirde hafta sonu zaten dengelenecekler, inzivaya çekilecekler, hayatı karşıdan seyredebilecekler. Tamam. Haklıyım, haklısın demek yerine kalmayacak, hayat onlara nerede haklı olduklarını, nereden hakları almaları gerektiklerini zaten sunacak önlerine. Bunu da bir ikramiye olarak görelim. Kesinlikle çok büyük bir ikramiye. Yani sen çabalama, evren, hayat senin için çabalasın. Neyi göremiyordun göreceksin. Doğru. Neyi sunamıyordun sunacaksın. Tam anlamıyla. Aynı zamanda Perşembe günü Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay etkisiyle ikili ilişkiler, ortaklıklarda ani kararlar alıp vermemeye, her şeyi tartıp düşünüp ona göre kararlandırıp sonuçlandırmaya özen göstermek gerekiyor. Hı hı. Maddi manevi pişman olmamak için. Pişmanlıklar yaşamazsak beden sağlığımız da yerinde olacaktır, ruh sağlığımız da yerinde olacaktır. O zaman ne yapıyoruz spot olarak? Düşünmeden ani hareketlerde ve konuşmalarda bulunmuyoruz. Evet. Düşünmeden konuşma. Aslında gündelik hayatta da hepimizin yapması gereken bir başarmalıyız şey değil mi? Çünkü kesinlikle. ağzımızdan bir söz çıkıyor, sonra o sözden o kadar pişman oluyoruz ki.
Sevgili terazi, düşünmeden konuşursan bu hafta çok şey yaşayabilirsin. Canını sıkan çok şey yaşayabilirsin. O yüzden sen ne yap et? Bu hafta düşüncelerini ve söylemlerini, sözcüklerini kontrol et. Doğum günü kutlu olsun sevgili terazi. Allah nice nice mutluluklar yaşatsın. Amin, amin. Gönlünüzden ne geçiyorsa hepsi gelsin sizi bulsun. Haftanın enlerinde her zaman en mutlu da yerinizi alın inşallah. Peki sorularda sizler soracaksınız. Burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız Nuray Sayarı canlı yayında yorumlayacak. Boğa kadını dedikodusuz yaşayabilir mi Nur ablacığım demiş. Boğa kadın dedikodu yapmaz ki. Boğa kadını insanları eleştirmekten korkar ki başına gelmesin diye. Bilinçsizce farkında olmadan yapıyorsa bir şey diyemem ama hani eğer astrolojiyi bilen bir bireyim ben en çok dedikoduyu yapmayı seven burç diye sor söyleyeyim. Ama ona da sorsan Allah'tan korkarım dedikodu yapmam der. Ama boğa kadını bu dedikodu yapmaz. Boğa kadını sadece dengelemeyi, düzeltmeyi istediği için kişinin yüzüne eleştiri yapar. O kadar, O değil kadar. mi? Dengelen, Hakikaten öyle ama. doğru söylüyorsun. Ay ben de boğayım ve o Sen yüzden de gülüyorum. boğasın ki bak senin yükselenin ikizler. En çok dedikodu yapmayı Şimdi seven burç ikizlerdir. beni gömecek burada, Ay evet. gömmüyorum Evet canım yok yok. söyle. Ama seni dengeleyen ne? Boğa Ayak mı? rep. İçine dönüyorsun. Empati yapıyorsun. Hiç dedikodu yaptığımı gördün Hiç mü? Allah görmedim. için Hiç konuş. görmedim. Hep yüze söylersin. Bak güneş ikizlerse Allah var yukarıda. Evet, geçiyorum. Geç. Beni daha fazla gömmeden. Yok gömmüyorum zaten. Zaten aramızda gerginlik var ya seninle. Değil mi? Öyle Evet. söyleniyor. Hay bismillah ya Rabbim. Kendisini uyanık sanan ama en çok kandırılan burç hangisi? Benim kızım böyle Nur Hanım demiş. Kendisini çok uyanık zannediyor. Kızım yengeç. Şimdi diyecektim yengeçler, Öyle mi? kovalar, aslanlar. Kesinlikle. Bir örnek karşında yükselen yengeç, Zaten güneş, Nuray kova. Hanım söylesin de diyor. Kızım da şu anda sizi izliyor, duysun kendini. Kıyamam ben size. Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? Amiyane bir tabirle. İnsanların sizi akılsız görmesi, aklını kullanamadığı görmesi, efendime söyleyeyim, aptal olduğunuzu zannetmesi, Düşünmesi. düşünmesi. Ben yıllarca hep aptal oldum. Yükselen yengeç, güneş kova ama çok şey kazandım. Her yerden her şeyi satın alabiliyorsun ama 250 gram iyilik ver, saflık ver diye bir şey satılmıyor. O yüzden gurur duyun kızınızla. Evlendikten sonra en çabuk aşkı unutan burç hangisi? Ona göre bir partner seçeceğim kendime. İzmir'den selam olsun demiş. İzmir'e de selam gönderiyorum. Evlendikten sonra en çok aşkı unutan burç. Merak ettim valla. Şimdi yine kızacaklar bana. Terazi mi? Kovalar ve teraziler. Erkekleri ama. Bir de oğlaklar. Evet. Yani oğlağa sürekli aksiyon yapman Peki lazım. evlendikten sonra bir ömür boyu aşkı bulacağımız burç hangisi? Onu bulalım bari. Yengeçtir. Öyle mi? Boğadır. Akreptir. En başta akreptir. Bak adı çıkmış 9'a bir daha inmez 8'e. Gerçekten evliliğe karar verdiyse akrep erkeği. Koç erkeği, efendim bunlar tutkuyla aşkı yaşar ve onların karşısına da hep o aşkı, o enerjiyi yükseltecek kişiler lazım. Peki. Yay kadınıyla ikizler erkeği tutkulu aşk yaşayabilir mi? Yay biraz galiba şey değil mi? Özgürlüğüne düşkün. Ama ikizler de düşkündür. İkizler de düşkün. İkizler de düşkündür. Hava ve ateş. Ateşin havaya, havanın ateşe ihtiyacı vardır evrensel anlamda. Çok tutkulu yaşarlar. Ama bak tutkuyla da kavga ederler, tutkuyla da aşk yaşarlar. Yengeç kadını mı yoksa Başak kadını mı daha duygusal? Yengeç kadını duygusaldır. Başak kadını mantığıyla hareket ettiği Başak için toprak değil mi? toprak. O Daha mantığıyla mantıklı. hareket eder, aklıyla hareket eder. Kalbe dokunarak, kalbiyle düşünüp davranış yapan ise yengeçtir. Peki en çabuk aşık olan burç hangisi? Balık, Ya çok yengeç. tatlı. Balıkları çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum, Çok duygusal inanılmaz. ve çok şeker Kadınları oluyorlar, böyle kokoştur, aşırı duygusaldır. Sevmeyi severler, kesinlikle. Böyle naiftirler, değil mi? Naiftirler, zariftirler. Nur Hanım ben kovayım, karım aslan. Biraz bencil demiş. Aslan burcu bencil midir? Acaba beyefendiciğim aynada kendinizi görüyor olmayasınız? Siz bir kova erkeğisiniz.
Şimdi aslanın egosu vardır evet ama boş yere ego yapmaz aslan kadını. Bak aslan erkeği farklıdır, aslan kadını farklıdır ama eğer egoistlikten ve kendini düşünmekten bahsediyorsak kova erkeğidir bu. İstiyorsanız bana gücenin ama ben hakikati söylemek zorundayım. Nuray ablacığımı çok seviyorum, enerjisini çok seviyorum Çok demiş teşekkür Kütahya'dan ederim. sevgili Emine. Boğa erkeğine aşkta güvenilir mi? Evlenene kadar düşündürücüdür. Evlendikten sonra güvenilir. Eğer sizi eş yaptıysa hiç korkunuz olmasın ama onu hep tutkunuzla besleyin, gözü dışarıda kalmasın. Aklı çabuk Döneceğiz, karışır. döneceğiz tekrar. Sevgili seyircilerimiz, hadi şimdi bir haftayı birlikte değerlendirelim. Bakalım gezegenler bu hafta bize neler söylüyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? 12 burcu tek tek yorumlayacağız. Ne olur sadece bizi izlemekle yetinmeyin. Siz de etrafınızda kim varsa haber verin. Çünkü bu hafta çok önemli. Türkiye televizyonlarında 12 burcun tek tek anlatıldığı. Yani bu haftaya nasıl başlayacaksınız? Gezegenler sizi nasıl etkiliyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Sizden tek ricam eşe, dosta, konuya, komşuya en sevdiklerinizi haber verin. Bu arada işim gereği bir yolculuk yaptım. Firma adı vermeyeceğim. Kaptanlarımız, pilotlarımız, hosteslerimiz izinli olmak için can atıyorlarmış. Pazartesi günü olsun da hayatta her şey var Çok izleyelim diye. tatlılar. Çok selamları var sana. Daha Aleyküm sonra selam. firmanın adını söylerim ben Aleyküm sana. selam. Ben de bizi izleyen, bize ulaşamayan ama ekran başında her pazartesi bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum.